Evet kardeşlerim, GTA 5 Roleplay, F5 Roleplay'e hepiniz hoş geldiniz ve kaldığımız yerden devam ediyoruz maceramıza. Nerede beğeniler? Atın beğenileri bakalım. Bugün eğlenceli bir video geçirelim. Yapacağımız çok işler vardı, aranacak adamlar vardı. Fakat bugün bir doğum günü varmış bizim Veled'in, Elroy'un. Mutlaka gel diyor, gideceğiz. Şimdi hemen bir telsizimize bağlanalım. Umarım keyifler yerine gidiyordur. Şunları hemen depoya atacağız. 12'ye bağlandık. Hatta mısınız çocuklar? Bugün makara kukara ya. Keyfim yerinde kardeşim. Ya eğlendirmek. Videolar eğlencedir zaten. Makara kukara yapalım. Bakalım millet ne yapıyor, ne etti bir bakalım abicim. Bir testimiz var, bir zırhımız var. Bu var. Sunucu çok güzel gidiyor. Biraz meslek fiyatlarında da artış oldu. Güzel. Sunucumuz çok iyi. Buyurun gelin. Bekliyoruz. Herkes burada aile tadında. Herkes birbirini tanıyor. OC hiçbir kin yok. Buyurun gelin abi. Çocuklar geldiniz mi? Patron. Arkadaşlar bak güzel giyinin oğlum. Tamam mı? Hadi bakayım canım ya. Patron. Söyle. Şu benim bakiyeyi ne yapacağız ya? Hangi bakiyeyi? Benden bir gel konuşalım istersen. Tamam söyle. Ne param mı kaldı? Para aldın ya. 100 bin dolar. Param mı kalmadı? Ya var para var da. Ne para mı lazım? Oğlum konuşsana lan, ne lafı geliyorsun Faysal? Ya şimdi araba al dedin ya sen bize. Tamam Faysal, ben diyorum ki sana bu akşamki para var ya, silah satışı. Şimdi ben yeni bir stok açtım, tamam mı, çaktırma. 12'lik stok açtım, 3000 dolar. Ama bir dahakine 10.000 dolar olacak. Çok silahlanma var, sıkıntı, onu kesmemiz lazım. Oradan gelen para 12, 12, 46, tamam güzel. Onlar sende kalsın, ben veririm para sana. Gel buraya. Pierre'im. Geldin mi oğlum efendim, kendine? Efendim amca. Oğlum biz bu çocuğu ne yapacağız? Ben anlamadım ki ya. Bunu tımarhaneye mi yatıralım oğlum? Ben bir hafta vakit veriyorum. Bir hafta bak, düzelmezse bana bak, sarı kafa. Sıkışım. Efendim amca. Ben kimim? Sen Fadıl amcamsın. Hah. Güzel lan. En azından beni biliyor anası sattı mı? Evet. Oğlum iyisin değil mi? Bir ihtiyacın falan yok. Şeye gideceğiz. Gel sen de istersen. Beraber gidelim. Gel hadi karaya. Doğum günü varmış. Ben doğum günü. Bak. Tamam. İyi, güzel. Güzel. Aferin, kombinli olmuş ha. Gel. Söyle. Patron. Ne var oğlum? Söyleyin ben lan. Ben coin buldum ama. Nasıl coin buldun? Dün bana dediydi vallahi ya. Coin mührü. Aynen. Patron. Mühür mü coin mi? Coin. Yok. Coin mühür yapacağım. Üstünde F var mı? Var. Ne kadar? Neymiş? Ne temin ediyormuş? Onu bilmiyorum. Tamam canım. Allah belanı versin. Ulan mekanı buluyorsun. Ne istediğini mi buluyorsun? Direk. Tamam. Getireyim ben biliyorum güzel mühürün ne istediğini. Hadi gidiyoruz arkadaşlar. Bas. Ne istiyormuş mühür? 250 tane coin. 250 coin mi istiyor mühür? Evet bir tane. Tamam merkez onu yapacak o zaman. Hadi oğlum atlayın gidiyoruz. Oğlum bu çocuğu da alın lan. Gel gel evlat gel. Pierre. Gel çocuğum. Gel var mı? Ha, gel oğlum gel. Gel alsın Allah cezanı vermesin senin. Bas. Ege yemin ediyorum böyle bir şey yok. Çocuklar beni iyi dinleyin. Ulan bunun da kafa kıyak ama. Bu da ki bizim kim olduğumuzu öğrendi. Ama aklı yerine gelirse öğrenmez değil mi lan bu malikanı yötmez bu. Yok, yoksa yok, kafasına yok. Sıkarız anasını. Neyse lan zaten bu enayinin teki. Ha, bizim ev işte. Bizim ev. Çocuklar bu arada kuyumcu soyacağız. Tamam mı? Tamam. Bilginiz olsun. Sıkıntı yok. Bunun yanında konuşun aslında. PD'ye gitse sağlık raporunda zaten deli diye çıkar bu. Hiçbir şey ötemez. Zaten gitmiş Baker'ın. Oğlum bak bugün benim keyfim yerinde, tamam mı Ege? Benim keyfimi hiçbir şey bozamaz oğlum. O yüzden ne yapacağız Ege'cim? Gidelim bir çocuğa. Ulan bizim Veled'in IG'nu... Ha koymuştuk bagaja, tamam. Basın sen çocuğa. Bir... Söyle. Neyse. Söyle be. Ne oldu oğlum? Şey yapacağım mı? Yapıyor. Bir şeyler. Ha yapacağız. Aslanım rahat ol. Abi arıyor. Biz, kim arıyor oğlum bir bakın. Beni Reha arıyor. Reha sen ne Faysal patron diyeceksin. Efendim? Sen şey yap direkt Beach Club'a geç aslanım buradan. Anlamadım. Ege, bu arada arama isimler vardı. Ha Allah, mazotunu patron al da şeye geç. Listede görünmüyor telefondaki arananların listesi. Sahildeki bak, bara. Bir saniye oğlum. Faysal'ın nerede lan bana attığı isimler, yok kaybolmuş. Gene mi ya? Yo dur bakayım. Faysal'ın attığı şeyler nereye gitti oğlum isimler? Ameliyat sonrası başın temografi falan onlara demiş. İki tane evet. Mesaj vardı lan senin. Selam Fadıl Bey. Avukat ulan avukat beyle de bizim görüşmemiz vardı ha, iyi mi? Dün çağırmışlar aslında evet, da evet, gidemedik. Yok, tamam baba yok yapacak bir şey yok, ne yapalım. Zaten mahkememiz de var, ne yapacağız hiç bilmiyorum. Dön babacım soldan, kim lan bu? Kadın mı? Yardım edin mi diyeceğim de başımda. Kadın da lan. Geç şuraya sola geç. Uzak mı dursun? Hanımefendi. Allah cezanı versin size. Abi ne oluyor? Sen miydin? Merhabalar. Aha işte gel. Allah kahretsin. Bir eksik gitti. Allah kahretsin. Ege sana bir şey diyeyim. Arkadaşlarım uyanmaya da. Hayır araba Allah kısmı. Eyvay. Ege sana bir şey diyeyim mi? Biz bittik inelim mi? İnek patron. Abi kurtarayım mı olayı şu anda? Sus tamam. Kalabalık olur. Kısık konuş. Nane yedik oğlum Faysal ve kadın. Biz var ya burada kaldı. Allah kahretsin. Abi ya, onu nereden şu an kurtarayım ya. Ben anlamıyorum ki. Neymiş lan? Şu durum ne lan Faysal? Arkadaşlar uyuyakalmış. Ha tamam. Kim dedim, nerede ya? Gel pavyon ama pavyon dedim ya. Oğlum bara gidelim dedim de gelmedi. Şş, bir şey diyeceğim sana. Bu efendim, biraz patron. Böyle SS'de falan ne ayak? Bir oluşumdan mı lan bunlar Faysal? %100 patron. Olabilir. Başımıza iş açacak.
Kan davası çıkaracaksın. Eyvallah Ege, bugün ıhlamurunu içmedin mi oğlum? Senin sesin ne kadar çok geliyor lan. Maşallah lan, kekik suyu mu içtin? Allah Allah. Ha, vallahi helal olsun sana. Ihlamurun demini iyi yap oğlum, demini iyi ayarla. Şimdi nasıl patron? Oğlum ıhlamuru diyorum anasını satayım. Oo baya oğlum, bu velet bizden daha mı popüler lan? Ben açılış yaptım, kimse gelmedi. Allah'ın veletine hepsi gelmiş. Basın çocuklar. Oha. Aha, savcı mı lan o? Arabalar. Savcı orada. Savcı niye burada? Savcıya da çok ayar oluyor patron. Şş oğlum, olur mu lan? O bize şey ha, gösterecek. Pierre, bagajda oyuncak ayı var, onu bir at. Elroy. Tamam. Elroy. Ya ben sana söz verdim mi geleceğim diye bugün? Hı-hı. Bak geleceğim dedim sana, geldim Elroy. Hmm, gel bir öpeyim bakayım. Hı-hı. Sen de öp. Hı, güzel. Kaç yaşına bastın hocam, sen şimdi? Sana bir daha alırız. Seninki duruyor zaten. Fadıl Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, hoş bulduk. Fadıl nasıl? Bey çocuğa Niko Bey. Akülü buyur. Araba söz vermiştiniz. Akülü araba mı? Efendim ha. Daha şey ya. Elroy Beyciğim, daha küçük o ya. Biz ona sen oyuncak ayı getirdik Elroy. Ya çok üzülecek şimdi ya. Bana bugün ben dedi Fadıl amcam. Ben de tam oyuncak ayı getirmiştim. Fadıl amcam bana akülü araba getirecek şimdi, dedi. Şimdi memur bey, yani şöyle söyleyeyim sizlere. Akülü arabasını ben onu ayarladım. Onu sonra vereceğim. Şimdi akülü arabadan ziyade biz kendisine oyuncak ayı ver. Çok beğenmedin Elroy galiba. Ya ben oyuncak ayı seviyorum. Beğenmedin mi? Tamam. Sen oyuncak ayı işini eve götürüyorsun. Bunun kıçını kesiyorsun. İçinden oyuncaklar çıkıyor evladım. Evet. Tamam, sürpriz yumurta gibi. Heh, gel bakalım hadi. Başladı mı sizin şey, bitti mi yoksa? Geç mi kaldık? Bitmedi. Ha hadi gel ya, bir gidelim pasta keselim. Herkesi bekliyoruz. Nikos Beyciğim izin verirseniz geçelim. Evet isterseniz. Evet buyurun, buyurun buyurun. Buyurun efendim, siz önden buyurun. Eyüp bekle. O zaman başlayalım. Eyüp komiser de mi buradaymış ya? Vallahi lan. Şş Pierre oğlum, bak bu Pierre sahip çık. Vallahi billahi var ya, oraya buraya atlar ben sana söyleyeyim. İyi ya, çocuğun doğum günüymüş. Geldik, iyi oldu lan. Oyuncak ayı da getirdik. Şş bir şey diyeceğim sana ya. Faysal bizim bu kuyumcu şeyler hazır mı? Şş bu ismar alanlar sende mi şu an? Hepsi bende mevcut. Tamam Ege, bugün hepsini paketliyoruz oğlum. Tamamdır abi. Alayını paketleyip susun. Kuyumcu mu gidiyoruz abi? Dur lan dur. Allah cezanı versin. Sus. Ulan konuş desem konuşmaz. Şey için lan, savcıya şey alacağız. Altın kolye. Alacağız. Ya altın alacağız koçum. Senin sarı alacağız, kafan gibi merak etme. Döviz alacağız. Döviz bozduruz. Ooo Eren'im. Eren. Efendim amca. Öp bakayım amcanın eline. Hah. Öpeyim. E seni kim getirdi buraya? Taksici mi getirdi? Ey maşallah yiğidim he. Keselim mi? Kes, neyi şeyini pastayı mı keseceğiz? Patron hoş geldin. Tövbe tövbe. Hoş geldin. Eyvallah çocuklar, ne yaptınız ya? İyiyim. Erroy tamam, sen geç şimdi bakayım, biz bir geliyoruz şimdi. Tamam çocuklar, iyi, nasıl gidiyor işler güçler? İyisiniz güzel, inşallah. Güzel güzel. Ya güzel. Çocuklar şimdi bir şey diyeceğim size. Biliyorsunuz şehirde şimdi yavaş yavaş millet arabalandığı için takside birazcık geri şey oldu. O yüzden bizim evet. Bu taksiyi birine kakalamamız lazım. Şimdi büyük ihtimalle yeni bir proje düşünüyorum ben. Bu proje içerisinde bir mekanik olabilir, bilginiz olsun. Tamam. Tamam patron. Şehrin güzel en olur. Güzel yanı. Heh, güzel 24 olur. Saat döngülü yapacağız. Savcı mı lan o? Evet evet. Evet, evet, evet. Şey, imza işim vardı da. Patron nasıl? Seni sordu zaten. Bir nasıl beni sordu? Hadi ben nasıl sordum? Vallahi patron. Ya kadar nereye sordu beni? Sordu. Aa sordu patron. Evet. Abi evet sordu. Eren ne dedi? Sordu. Ne dedi? Hoş geldiniz beyefendi. Senin adın neydi dostum? Benim mi? Evet. Pierre benim adım Pierre. Pierre iyi misin? Dün ameliyatına ben girdim. İyiyim. Sen iyi misin? Doktor Bey sağ olun vallahi billahi ameliyat. Hangi tarafa tamam? Çocuklar siz biraz bir takılın, ben geliyorum. Tamam. Pierre Bey geçmiş olsun. Burası fazla kalabalık. Biz kimsiniz? Savcıyı bir kafa kalalım. Tamam mı? İmza işimiz var. Ben de dedim hiç kimse gelmez dedim. Gel 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 gel. Nerede pastan? Pastan nerede? Masanın üstünde. Bir dakika, telefonum çalıyor. Hiç susmuyor ki benim telefonum Erroy'cum. Alo buyurun Delioğlu Anonim ATT LTT ŞT'yi efendim buyurun. Bir de yumuşak G yok muydu sanırım? Yumuşak G vardı efendim de çıkmıyor biliyor musunuz? Buyurun beyefendi, ne lazımdı? Araba ayarlayalım. Merhaba, hoş buldunuz. Efendim iyiyim, sizden nasılsınız? İyisiniz inşallah. İyiyim, iyiyim. Çok sağ olun. Sağ olun. Neredesiniz? Beyefendi bu bizim bir doğum günü vardı. Bu Elroy denen çocuğun. Beni çağırdı da geldim buraya. He, nerede doğum günü? Ben de geleyim o zaman. Kaç Beach Club'tayız ya. Siz kimdiniz beyefendi bu arada? Smoke ben. Ha, tamam tamam. Beach Club'tayız. Evet evet. Club, tamam, evet evet. Abi. Savcı da var. Tamam, dikkatli evet. Ol. Çok polis var. Tamam kendine iyi bak hadi. Sıkıntı yok. Ben zaten temiz geleceğim. Yani. Tamamdır tamamdır. Hadi. Arama yapıyorlar mı? Yok. Yapmıyorlar. Tamam bekliyorum zaman. Hadi. Tamam, gel buyur. Eyvallah sağ ol. Oğlum bunun da mı şey değişti anasını ya? Bir dakika abi. Şan hoş geldin. Nasılsın? Oğlum itme beni. Hah. Bak şimdi izleyin. Savcıyı forceleyeyim biraz. Evet tamam tamam beyefendi. Ha, bir dakika. Ha duyuyor musunuz efendim? Eğdim bir geç. Tamam teşekkürler, sağ olun var olun. Nasıl ya?
abi gelir misin? Tabii efendim. Unicorn'un açılışına gideceğiz tabii efendim. Gitmez olur muyuz? Yani gitmemiz lazım. Ya bütün esnafları çağırıyorlar. Ben gidiyorum. Ya normalde hiç haz etmem öyle yerlerden de. Ya mecbur gideceğiz işte. Tabii tabii akşam oradayız efendim. Ya loca ayarlamışlar özel bir bilet. Ha tamam efendim. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Bana ne kardeşim, adam Unicorn'a gidecek, bir taksi lazım, 10 tane taksiyi bize kiralayın diyor. Babacım ben sana 10 tane taksiyi nereden bulayım ya? Allah'ım yarabbim, Unicorn'a... Bizde o kadar şoför yok. Yok babacım yürüyerek... Sayın savcımız, sayın savcım çok özür diliyorum, biraz bağırarak konuştum ama... Yani Fadıl Bey yine iş stresi sanırım. İş stresi efendim ya, yemin ediyorum. Hayırlı akşamlar efendim, hayırlı akşamlar. Sağ olun doktor bey, sağ olun. Ben kesmeye başlıyor be. Ooo Walter White geldi. Hadi bakalım. Elini kesersin. Biri telefonu çekti ya. Ben uzatayım. Bana kalmıyor. Yok efendim, ben ayakta oturun lütfen. Lütfen oturun buyurun. Eren yanıma gel oğlum. Eren. Kaybolursun, elimi tut. Yardım etsem mi? Viski mi içiyorsunuz, alkolsüz mü? Canım çocuklarım. Hani bu ilerideki... Bıçak şeyde yedemek de karşımdaydı. Hayda, kim arıyor tahmin et Eren. Başımın belası Bekir. Bir saniye geliyorum. Haa. Bir çekilir misin Ege? Alo. Ula Bekir nereye sus sen? Buralardayım. Ulan ne buralardan diye ne gülüyorsun? Yeni mi uyandın? Tamam gel oğlum, Beach Club'dayız. Bedava pasta var, gel. Allah Allah, hemen gel. Şerefsizim bak, hadi gel bekliyorum. Bira var mı abi, bira? Yak lan ben iç mi, gel ne zıkkım kökün iç, gel hadi bekliyorum. Hadi canımın iç, hayatım benim. Güzel. İyi sen ne yapıyorsun? Afiyet olsun. Kesin bu pastayı ya. Afiyet olsun. Stajyer bir tane polisimizle bir tane de öyle mi? Evet. Çok kalabalık. Tek tek konuşalım arkadaşlar. İlimi çözsün. Rütübe yanlasa daha sağlıklı olur. Evet. Oğlum bu ne güzel. Doktorlarımız çok. Pratisyen doktorumuz maalesef su altında boğularak hayatını kaybetti. Boğazına delik açarak kendisine tedavi uygulamak istedik ama maalesef. Yani bu kötü, bu güzel günde şimdi kötü haberlerimizi vermeyelim. Allah'tan tekrardan. Efendim biz haberlerde gördük bu arada, ciddi pratisyenimizi kaybetmişiz galiba. Maalesef, maalesef. Allah rahmet eylesin. Hepimizin başı sağ olsun. Başı sağ olsun efendim. Tabii tabii efendim, başımız sağ olsun. Lütfen yani her şeyden ders almamız gerekecek. Güzel mi? Olsun bu güzel günde kötü haberler. Sizden böyle bir şey geliyor ya. Biz de o arkadaşı. Niye böyle? Bir dakika. Biz de o arkadaşı. Kafam şişti. Pastadan herkes dansa mı? Onu konuşacaktık galiba. Ha. Neyi konuşacaktınız? Çeşme yaptıracağız arkadaşlar. Çeşme mi? Ha buldum, evet. Dur. TS'de çok açmış. Hayırlı ben diyorum kafam değil. Evet. Ha Victor'un hayratı mı yaptıracak? Neyse, sen yap bir şeyler. Victor'un hayratı. Tamam. Fadıl Bey sizin buyurun dükkanın efendim? Oraya yapsınlar isterseniz. Neyi efendim? Biraz işlek bir yer. Ölen hayatı kaybeden stajyer. Ha öyle mi? Hayrat mı yapacaksınız evet, efendim? Hayrat. Evet. Pratisyen evet. Doktorumuz ve stajyer polisimiz adına. Onların ikisinin adamın sesi ne kadar güzel lan. Bir çeşme hayratı yapmayı efendim, düşünüyoruz. Ne arzu edersiniz? Efendim ne demek arzu? Başsavcımız ne arzu ederse bizim için zaten o kefildir artık. Bitmiştir. Şimdi halkımız böyle bir şey talep ettiyse tabii ki tabii, de tabii. Teşekkür ederiz. Bunu biz bir bağış olarak kabul ediyoruz. Başsavcım o zaman şöyle yapalım. Evet. İlk gününe özel iki tane çeşmeden ben şerbet ikram etmek istiyorum. Nasıl efendim? Şerbet suyu olur mu efendim? Kabul edildiyse biz Kaan'la gidiyoruz. Ben Ero'ya kırgınım da burada kalmayacağım. Öyle mi efendim? Sağ olun efendim. Abiç olarak kırgınım kendisine, o yüzden kalmayacağım. Niye Zeus Bey? Neden böyle bir şey söylüyor? Allah Allah. Kendisi kocaca... çok daha iyi biliyor. Çok git. Daha iyi biliyor. Seni istemiyorum. Hadi git. Kocaman adam küçücük çocuğa trip attı ya lan. Doğru. Neyse. Ero şimdi sen kaç yaşında oldun evladım? 6. 6 mı? Sünnet oldun mu evladım sen? Evet. Nasıl? Oldum. Ha iyi o zaman. Pastayı kestiniz mi? Evet. Tamam bana bir tane getir de yiyeyim bak. Dağıtacak şimdi. Başsavcımız da burada. Kendisine de dağıt istersen. Şimdi bir şey diyeceğim. Biraz sonra pastayı yedikten sonra diyeceğim de hepiniz davranışsınız. Tamam tamam olur. Sağ olasın. Olur olur. Eren oğlum sen de bir pastaya canım. Ben almadım sadece. Ben almayayım. Ya şimdi doktor bey hazır buradayken bir soru soracağım da kusura bakmayın başsavcı, müsaade var mıydı acaba? Tabii Fadıl Bey. En son efendim buyurun. Biz bir sabah bir haber gördük efendim. Koronavirüs 5 falan diye bir şey çıkmış efendim. Ne kadar doğru bu? Tabii şunu şöyle eklemek istiyorum. Başhekim vekili mevcutken başhekim vekiline isterseniz ben bu soruyu yönelteyim saygım doğrultusunda. Lütfü Bey. Efendim buyurun lütfen açıklama yapabilirsiniz. Tabii. Buyurun. Bu sabah şöyle söyleyeyim. Adam gerçek doktor ha. Vay vay. Öyle bir mi? Bir süre evet galeri etrafında şüpheli bir araç mevcuttu. Kendisinin bu COVID-5 virüsüne kapıldığını söyleyen, ileten. Bayağı halk arasında da birkaç kişi de bu dolaşmaya başladı. Bize diyorlardı, ya biz en başta dalga geçiyorlar sandık. Dediler işte böyle böyle, böyle bak bu adam virüslüymüş falan dediler. Allah Allah dedi, bir baktım ben. Ondan sonra bir yaşlı bir amcamız vardı. Ben şurada durayım da. Doktor tamam, maskeleri takalım, evet, maskeleri takalım. Evet arkadaşlar biz şöyle duralım da. Maskeleri takalım. Doktorum.
Bir gelir misiniz? Şimdi uzak. Sayın doktorum, siz bilgilendirmeye devam edin efendim. Tamam, ben buradan konuşuyorum. Tabii tabii, halkımız bilgilensin çünkü yani evet. Sosyal mesafeyi koruyalım. Koronavirüs arkadaşlar, şehre koronavirüs bulaştı. Var var. Hemen nasıl bir içecek istiyorsun? Garsonlar burada. Efendim doktor bey bir konuşsun isterseniz. Erroy'cum bak bir dur, bu koronavirüs evladım. Yoksa bir daha doğum günü falan göremezsin. Ben eşek cennetine giderim sana. Buyurun doktor bey. Hatta ben bir söz isteyebilir miyim? Tamam oğlum, sen de söyle. Ne oldu evladım Eren'cim? Hatta ben Covid-5'e yakalandım. Anında müdahale de gördüm. Merak etmeyin. Nasıl? Nasıl? Neyse, maskesi takıl da savcım. Merak evet. Böyle birazcık. Tamam Eren'cim, sen biraz uzak dur oğlum. Şöyle sahile doğru git, ben geleceğim. Bak bakayım ben orada mıyım? Tamam, doktor bey buyurun. Buyurun efendim. Kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar, sessizlik lütfen. Evet doktor bey buyurun, halkı bilgilendirin lütfen. Teşekkür ederim. Korona şey işte. Bekir'e koronayım şakası yapacağım. İlk teşhisi, ilzat, ilk irtibatı ben kurdum. Bir tane yaşlı beyefendiye müdahale yaparken onun tamam. tanıdıkları vesilesiyle hem karşılaştım hem de kişileri birazcık sakinleştirmek istedim. Birazcık atmada kopyalardı. Her şey hazır olduktan sonra hastaneye, karantina bölgesine götürmek için hem ayrıyeten de bir tübeyden izinlerimizi aldık. Sonra teste soktuk. Herkes bir tedirgin tabii çünkü herkes çok korkuyor. Ondan sonra üçünün de test sonuçları pozitif çıktı. Eyvah eyvah eyvah. Gerekli tedaviye başladık. Peki şimdi doktor bey isminiz neydi bu arada efendim? Weiss Velikon. Şimdi Weiss Bey bakın, biz şimdi halk olarak ne yapacağız? Bakın ben bir esnaf adamım. Benim deli olanım şirkete her gün taksiye biniyorum ben efendim. Ben ne yapacağım şimdi? Sayın savcım. Tabii. Afet Hanım'la şimdi görüşmelerimizi sağlamaktayız şu anda Afet Hanım. Efendim buyurun, bir dakika, böyle bir şey olmaz. Bakıyorum. Yapmayın, gözünü seveyim ya. Benim zaten tabii kronik hastalıklarım var. Efendim daha biz olmadık. O zaman biz bütün taksideki çocukların hepsini hastaneye hocam sevk ederim. Şimdi şöyle evet buyurunuz. Allah Allah, ne yapacağız? Şimdi, ne yapacağız? Weiss hocam, patron. Halkın tamamı katıldı mı bu teste? Şöyle söylemek istiyorum. Benim bizzat başında olduğum mobil operatör cihazımız, mobil operatör arabamız, ambulans cihazımızla birlikte, birkaç polis arkadaşımızla birlikte biz şehir içinde gerekli duyuruları yaptık. Gerekli duyurulardan bize... Ben savcı olarak ilettim zaten. Polis şimdi savcım, ben bir esnaf odası başkanı olarak size bir öneride bulabilir miyim efendim? Tabii çünkü halka iç içe en çok adam benim. Taksiye... Şimdi doktor bey şöyle bir şey yapsak, acaba biz belediyeden, savcılıktan bir izin alıp motelin önünü trafiğe kapatıp insanlara tek tek korona testi mi uygulasak, bu kan bağışı kesinlikle gibi? Yani bas savcım, ne diyorsunuz efendim lütfen? Tabii arkadaşlar, burada test yaptırmayan kaç kişi var? Biz burada test, sayın savcım el kaldırın arkadaşlar, biz kimse yapma, biz kimse demedik ya efendim, biz nereden ben bilelim? Ben duydum evde ya. Yeni duyduk efendim biz. Allah kahretsin. PCR testinin herhangi bir zararı yoktur zaten. Oral yoldan yapıldığı için tekrardan ikinci, üçüncü, dördüncü gibi PCR testi yaparız. Bu gerekli tamam. mobil tamam, operasyon tamam, cihazımızda tamam. motel önü veyahut hastane önünde gerekli bölümleri konumlandırılır. Efendim o zaman biz olur. Taksici Derneği olarak insanların motele taşınması konusunda bedava olarak hizmet sağlayabiliriz bugün taksi olarak. Sayın savcımız da eğer yazılı bir karar çıkartırsanız savcım, bence PD yetkilileri de bunlara şey yapacaktır. Bence tamam. motel onu kapatılabilir ve oraya bir stand kurulabilir ki herkes korona aşısı olsun efendim lütfen evet, yapmayın. Evet, mantıklı bu şekilde yapalım. Yok şöyle, şimdi diyeceksiniz ki yahu böyle bir virüs var yapacağım. Neden insanlar burada duruyor? Şimdi bir saat önce sayın başhekimimiz beni aradı, dedi ki hani bütün kontrol sağlanmıştır, herkes teste sokuldu, bayağı bir çünkü önlem vardı. Ama daha hala teste girmeyen arkadaşlar evet, var. Evet efendim, bizde daha yani biz taksici olarak şeyiz. Mekanikçiler, esnafçılar şu an çok büyük kan alıyor efendim. Böyle bir şey yok. Önlemimizi alalım. Önlemimizi buyurun. Alalım. Aşı ne vuruluyor acaba? Efendim? Nasıl? Efendim şu an mevcut bir aşı var mı acaba bu hastalıkla ilgili? Biontech falan. Bir şey diyeceğim. Evet, şapayı yapıp tutacağım gibi ortada şirin bir Covid-5'e karşı size. Bir aşı efendim üretimini Allah. Daha yeni bitirdik. Manyağa bak. Aramızda çok şükür. Deneme süreçlerini tam olarak bitiremedik. Şu anda hayvanlarda... Deneniyor. Denendi, başarılı, ancak insan deneklere geçmedik. Ancak şu anda gönüllüler üzerine denedik. Anladım, gönüllü olacağız yani. Peki soru sorabilir miyim doktor bey? Aşımızın ismini açıklamak ister misiniz Lütfü bey? Paşavak efendim, Paşavak. Paşavak mı? Efendim geçen bana bir paşa diye bir macun kakaladınız. Ay vay yedik. Korona. Efendim. Başsavcım. Burada denir evet, mi sayın? Doktor bey. Tamam neyse efendim, sıkıntı yok yani, ikisinin ismi birbirine benziyor dedim, acaba oradan bir tetikleme olur mu diye, ben bir korkmadım değil yani.
Efendim sıkıntısı mı oldu yani? Efendim bana bir yan etki yaptı. Neyse biz sonra onu sizle bir özel bir konuşuruz. O yan etki değil efendim, o sonuç o. Neyse başsavcım, o zaman şöyle bir şey yapalım. Biz taksiciler derneği olarak bütün ya taksileri ama motel önüne getirelim. Evet. Halkımızı bugün bedava olarak taşıyalım. Tamam. İsterseniz tabii ki de bu sizin devlet humun bileceği bir iştir. Şimdi şöyle yapalım. Stand açılabilir yani. Motel önünde mi? Şimdi tabii. Efendim, gerekli teşhisatlarınız var mı sizin motel önünde bunu testi yapacak? Var efendim, var. Tamam, olumludur o zaman. Halka hem tamam yakın olsun. O zaman biz yavaştan efendim, müsaadenizle, yani bu kadar kalabalıkta durmak biraz sıkıntı çıkartabilir. Bence de yani. Yavaştan arkadaşlar sağ olun pasta için. Allah razı olsun. Eroy, biz de kendine iyi bak. Eren gel buraya, senin ağzını burnunu kıracağım. Eroy, devam et oğlum. Devam et. Hadi Eroy, biz gidiyoruz evladım. Biz tamam mı? Korona patlak vermiş. Doğum günün kutlu olsun evladım. Doğum günün kutlu olsun. Kaçın lan, kaçın. Allah kahretsin. Koronamız eksik bir tane. Abi taksiyi ben dezenfekte ederim ya. Abi taksiyi şimdi hemen dezenfekte edeceğiz bir. Hemen taksicilikte çocuklar, kırmızı alarm, kırmızı masayı kuruyoruz. Herkes şimdi araçlara gelsin. Beni bekleyin tamam mı? Ben bir geliyorum. Hadi canım. Başsavcım bir görüşebilir miyiz acaba? Çok müsaade. Siz toplayın insanları tamam mı? Şimdi başsavcım biz şimdi taksi durağına geçiyoruz buradan. Evet. Ben bütün çocuklara tesis alacağım. 7 tane aracı temin edeceğim. 7 tane araç motel bölgelerinde. İşte meslek yapılan alanlardaki bütün insanlara motel önüne ivedi bir şekilde çekip bugün bedava olarak hizmet sağlayacağız efendim. Tamamdır, teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Adına. Elinize sıkmak isterdim ama sıkamıyorum efendim. Yok, kusura efendim, bakmayın. Temas yok, temas. Temas bitti efendim mi efendim artık? Allah kahretsin. Yok, evet. Tamam efendim, o zaman biz gidiyoruz. Çok sağ olun. Kendinize iyi bakın efendim. Biz motel ederiz önüne bütün taksileri getiriyoruz halkımız tamam için. Tamamdır. Ben de orada bulunacağım belediye adına. Tabii efendim. Çok sağ olun. Rica ederim. Abicim şimdi moteli kapayalım. Sadece motel için mi gelirsin? Nerede lan bizim araç? Sağ olun. Sür sür sür. Buradayım burada. Oğlum şiş, biriniz inin lan. Birini şu yan. Oğlum bu Pierre'i bırakın anasını. SS'den çıkar, malikaneden girer bu zaten. Hadi Pierre. Sen orada bir taksi bulalım. Taksi bul. Ha yanda var, Reha var lan, Reha'ya bin. Eren gel buraya. Bekle 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 bekle. Oğlum senin var ya, ben sen amcamdan git, sen ne yapıyorsun Eren? Amca ben. Ha bak hastaneye gitmişsin. Evet. Hastaneye gitmişsin, bu bir Eren. Tamam testi yaptırmışsın. Aşı yaptırmışsın ve bana veline sormuyorsun. Evet. Sen amcan kime emanet etti seni evladım, baban? Haklısın abi. Neyse güzelce maskeni tak. Tamam. Bir şey diyeceğim de beni kim alacak? Sizi şey alırlar, taksiye binin oğlum. Hadi Eroy'cum, hadi canım. Onlar gitti. Bin gidiyoruz. Ben sana soracağım evde şimdi. Yürü taksi dükkanına oğlum. Amca, Fadıl kızma. Bey bekler misiniz? Bir bekleyin bakayım, savcı bir şey diyor. Sayın savcım buyurun. Gelme. Buyurun savcım. Bir sorun mu var Eren'le? Efendim bir sorun yok ya. Ya bir sıkıntı yok efendim. Sıkıntı yok. Şimdi Fadıl Bey, çocuk biliyorsunuz ki devlet korumasında sayılır. Burs falan bağlandı. Gözlemindesiniz. Sayın savcım şu an velisi olarak ben geçiyorum biliyorsunuz ve kendisinin hala çifte vatandaşlığı yok. Evet. Savcılığa zaten bugün biz bir geleceğiz lütfen. Onun için bir randevu almak istiyoruz biz internet üzerinden. Bana sormadan gidip aşı olmuş. Yani velisinin izni olmadan IMS'in de yapmış olduğu bu aşıdan şikayetçiyim efendim. Tamam. Ben şu tamam, an IMS'den ve şehir hastanesinden şikayetçiyim. Bu çocuk daha reşit değil sayın savcım. Şimdi neye istinaden yani bu çocuğa sovak mıdır, kovak mıdır, sokuk mu neyse. Nasıl bu aşıyı yapıyorlar Covid-5 aşısını? Ha, bilmiyorum beyefendi. Böyle bir şey olur mu ya? Kimse efendim, ben o doktor kimse, ben ondan şikayetçiyim. Tabii şikayetçi. Vardır ya böyle veliler şeyler yani. Baş. Böyle bir şey yok ya. Soruşturma büromuzdan. Tamam efendim yaparız. Ben geleceğim, işlem yapacağız zaten efendim. Ben yarım saat sonra geliyorum ama şu taksi işini halledelim. Tamam şimdi o zaman motele mi geçiyorsunuz siz? Efendim biz şu an taksiciye geçiyoruz. 7 tane taksi konvoy eşliğinde motele geliyoruz efendim. Tamam lütfen maskelerimizi takalım. Tamam rica maskeleri edeyim de alıp geleceğiz. Lütfen. Hadi çocuklar evet gidelim. Evet ama yani şu illegal maskelerden değil Fadıl Bey. Hani efendim bu bizim öyle işlerle işimiz olmaz ben, efendim. Biliyorsun bana zaten hep isnat ediyorlar. Sayın savcım yapmayın ya. Gözünü seveyim. Fadıl Bey kıyafetçilerde genelde satılıyor ya bunlar böyle. Gençler özeniyor biliyorsunuz ki maske. Doğru. Tamam hani biz gidelim. Tamam efendim. Ben bizim çocuklara hepsini maske şey yaparım efendim. Hürmetler tamam, saygılar. Kendinize iyi bakın sağ olun. Bu savcı da hep seni koruyor Eren ha, ben anlamadım yani. Bak oğlum senin de fiyaka yapmışsın ha. Şehre geleli 2 gün oldu. Ben anlamadım. Devam amca, et. Kızma ya. Bir dakika, bu maske kıyafetçiden mi şey yapılıyor? Evet. Tamam evet. Basın oğlum, herifimize bir maske takalım. Bir de maske çıktı başımıza. Ucubeye döneceğiz oğlum. Yan yanayız. Haliye baksana, aksırıyor tıksırıyor dünden beri. Malikaneye bir kadın eli değmedi be. Ulan biriniz kalkın da sabah tarhana çorbası yapın bari. Her gün aynı yemeği yemekten cırcır oldum. Amca ben yapayım mı? Eren bak oğlum. Neyse evet, ben seninle bak özel konuşacağım tamam mı? Bak cidden tamam, sana çok kızgınım ha.
Cidden bak. Oğlum şehirdesin. Bak çıkıyorsun motelden. Kendi başına buyruk geziyorsun. Ben babana ne hesap vereceğim şimdi beni arasa? Gitmişsin kendine. Bak verirsiniz. Ben o IMS'i bulacağım. Halik. Oğlum bu doktor kimse başsavcılığa şikayette bulunuyoruz. Tamam. Böyle bir şey var mı ya? Şuraya bak. Bir tane deli, bir tane tokat yaprağı, bir tane Eren'le kaldık ya bu şehirde. Gel evladım maskeleri takalım. Hadi çocuklar herkes maske alsın. Patron bu nasıl? Şeyini söyleyin oğlum. Bakayım. O o o. Tamam hadi. Halledin. Neymiş onun şeyi söyleyin bakayım. 26. Katılıkta. Ulan tamam. Her gün maske takardık. Bunda takacağımız gün geldi. 26. Tamam. Tamam ha. Tamam. Takın. Herkes maskeli geçsin. Rengini de güzel seçin. Arabaya sığdık mı biz ya? Ya sığdık ne yapacaksın işte. Üst üste bindik babacığım. Hadi gidelim. Gel oğlum buraya gel kucağıma. Gel. Ah Eren. Bak bundan sonra tamam mı? Sözümden tamam. Çıkma Eren. Heh, bağırıyorsam senin için evladım. Tamam canım? Tamam. Hadi bakalım. Sana kıyamam biliyorsun. Devam. Taksiye geçiyoruz hemen. Hemen taksi hattına bağlanın 62'ye. Bakalım da başımıza neler gelecek. Arkadaşlar şu an ben sosyal hiç yapmayan adamdım. Aşırı evet. Sarıyor. Taksi hattında kim var? Telsiz. Ben varım abi. Arkadaşlar herkes maskesini takıyor. Şu an başsavcılık kararıyla büyük kırmızı bülten... Tamam mı? Kırmızı alarm verildi. Covid-5 çıktığı için biz esnafız. Şu anda bütün taksiciler maske takıyor. Taksinize kolonya alıyorsunuz. Bugün halkımız motel kapanıyor. Herkesi bedava olarak hizmet vereceğiz. Parayı savcılıktan alırız. Sıkıntı yok. Hadi çocuklar taksiye geliyoruz. Herkes buluşsun. Elroy. Taksileri tek tek çıkartın. Konvoy yapacağız. Otele geçeceğiz. Otele. Hadi canım. Ulan başımıza bir korona çıktı şimdi. Bu bizim yeraltı amca, dünyasını şey nasıl sarsar. Ha söyle Erencim. Bu Covid-4 tamam. Daha yeni bitmedi mi? Covid-4 bitti 5 çıkar yarın orangutan virüsü çıkar. Eren bu işler böyle koçum. Anladın mı? Kapitalizmin oyunu bunlar. Yarın bak niye ilaç satacak? Bak bir maske bak tiplere bak. Allah'ım gebereceksiniz oğlum yolun ortasında niye babacığım, koşuyorsunuz? Babacım taksiciliğe gidiyoruz değil mi? Hah tamam. Şu mekanikte tamam, de bir ara bir konuşacağız ya. Tamam mı anlaşma yapacağız. Senin ya şeyi... yaşın da var. Ne yapayım? Ne yapayım Ege? En azından koronaya gideriz. 65'e girdin değil mi patron? Aa, 61, 62. Amca yaşlanmışsın ya. Yaşlandık be oğlum ne yapacaksın. Çocuklar şimdi büyük bir iş kovalıyorum. Mekanik işi de başsavcı çok oralı değil. Nasıl izin alacağız bilmiyorum. Dön oğlum. Bütün taksileri çıkartın konvoy yapacağız. Bütün taksi birimi acil kılımıza alarm verilmiştir. Patronunuz olarak bütün herkes taksi araçlarıyla taksi konvoyu yapmak için taksi dükkanında buluşsun. Bunlar kim lan? Dikkatli olun. Anlaşıldı abi. Ben elinizi, kolunuzu, yüzünüzü, her şeyinizi yıkayın. Bak kalabalıklaştık. Şu an sunucu arkadaşlar 100. Mis. En ideal sayı. Pierre abi, oğlum biraz dağınık durun. Ne oluyor oğlum? Efendim? Bir ses duyuyor musunuz? Ne sesi? Ne sesi evladım? Şey ya. Biri konuşuyor. Yok yok yok. Biri konuşuyor. Tamam oğlum sen bir şey yap. Telsizini bir kapat aç bakayım. PD'nin şeyine mi bağlandın lan yanlışlıkla? Ne oldu arkadaş? Bu kim? Ne bileyim kaçıyor ya. Bizden kaçıyor. Koçum sen Arda değil misin? Evet evet. Virüs tamam. Ha tamam seri git maskeni tak gel. Herkes ulan, maskeni bilecek. Dursun. O benim taksi. Şuraya oğlum şimdi beni bir dinle bak laf kalabalığından hoşlanmam arkadaş. Ben disiplinli bir patronum. Şimdi herkes beni iyi dinlesin. Herkes bütün taksiyi çıkartıyor. Pierre sen bilgisayardan anlıyordun da bunun da kafa gitti ya. Senin Poyraz. Evet abi. Anlıyor musun oğlum bu Windows bilgisayar işlerinden 3080 Ti? Anlarız abi. Koçum abi. Şimdi içeri git bütün herkese tamam mı? Taksi rozetlerini ver koş. Tamam abi. Herkese rozet konvoy yapacağız. Gelsin. Geçin abicim rozet olmayanlar içeri. Kimliğinizi götürün. İşleyeceğiz onu. Faysal sen taksi çıkartabiliyor musun oğlum? Gitmeyeyim ben ya. Tamam sen kal. Uğraşmayayım şimdi. Halik sen kal. Arda tamam şimdi. Efendim. Arkadaşlar herkes 62 telsize bağlanıyor. Tamam bilginiz olsun. Şimdi konvoy yapacağız. Herkes taksici federasyonu olarak şu taksileri şöyle yan yana çekin. Hadi canım. Halik buranın koordinasyonu sende oğlum. Tamam sen konvoy işlerini iyi bilirsin. Bütün arabaları nizami bir şekilde çekiyorsun Halik. Tamamdır. Sonra fotoğrafı gördünüz mü? Bakayım koşayım hemen. Ne fotoğraf? İsmin ne senin? Nereye yaptın onu? Gelmemiş. Arda ben. Gelmemiş oğlum. Nasıl ya? Numara değişti. Ege parka mı gittiniz oğlum? Evet evet. Aferin lan dur Arda seni kaydedeyim. Yok eğlen. Vallahi. Güzel güzel bir gün biz de gidelim. Oo tamam buraya gideriz ya. Aferin koçum bak Arda abilik yap. Heh. Hemen şu aşağıda. Arda abinin elini bırakmıyorsun Ege tamam mı? Bak patron çocuk bir... benim veli nimet. Ha söyle Faysal. Konuşalım. Tamam konuşalım. Kalın siz burada arabaları çekin. Söyle. Çocukları ne yapacağız? Hangi çocuklara? İşte Arda'dır. Hallettik abi rozetini. Nasıl şeydir. Yapacağız derken? Aferin tamam. Pierre hepsi araç çıkarsın. Nasıl Mark, oğlum? Arda. İlerisi için mi? Aha. Tamam oğlum. Şimdi büyük senin kafan Faysal. Geldi mi?
Vakti geliyor gibi. Şimdi bu hangi adamlardan memnunsun? Mark'tan bayağı memnunum. Mark çok iyi. Tam koruma olacak bir tip var orada Faysal. Şimdi koronanın çıkması iyi oldu biliyor musun? Devlet içindeki bütün yapılanmayı daha rahat çözeceğim. Neyse. İyi oldu. Bunlar da nefes aldırmıyor lan Faysal. Bu ne ya? Hay Allah'ım. Bu çıktı başımıza şimdi. Gel gel. Evet arkadaşlar. Bütün araçları çıkartın şimdi. Başlayın çıkartmaya. Araçları çıkartın. Hadi tamam, taksi çıkartın. Takım elbise giyeyim mi yoksa? Yok yok. Hiç fark etmez oğlum. Abi şu tamam. İleriye istersen sıra olalım. Ben geçireyim. Al araçları. Dışarı tek araç raconu yapın. Arka arkaya çocuklar. Tamam. Bütün araçları çekin. Taksiler. Amca ben ne yapayım? Sadece taksi. Gel Eren sen yanıma. Poyraz. Efendim abi. Benim kimlik numaram 2, bana da ayarla. Tamam abi. Hadi canım tabletimizden bilgisayardan. Gelin benim aklıma doğru abi. Dur, aynen arka arkaya geçin çocuklar. Ben bir başsavcıyı arıyorum bakayım motel tarafı ne alemde. Abi, rozet mi istiyorsun abi? Yok. Bazadan. Koçum senin kafa kıyak tamam ya, Poyraz yapar. Sen şimdi gider yanlış manlış gelirse savcıyla papaz olmayalım. Abi, kadını zaten tam ayarlamış. Ne? Vereyim mi rozet? Yok yok dursun. Oradan. Yok dur oğlum dur. Bekle dur. Ha sende var mı direkt? Evet tamam, abi. Kimlik 2'yi onu hemen transfer et bakayım oğlum. Abi al. Bak burada çıkması lazım. Ver oğlum tamam, rozeti. Tamam. Çıktı mı? Çıktıysa tamam tamam tamam. Ver oğlum rozeti. Dene abi. Tamam abicim. Aferin oğlum benim bu çocuk var ya ne yapacağım. Çok üzülüyorum ben bu çocuğa. Bunu yapanları tek tek bulup sopalayacağız oğlum. Zopalarla vuracağım bunları. Oh. 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 Tamam tamam sıkıntı yok oğlum. Ya tek tek. Oğlum şunu bir vurdurun. Oğlum bir araçla şunları hallet hemen hallet. Ah canım onu alsaydın ya oradan. Bir dakika bas savcıyı bir arayayım hemen ben. Şimdi sana biz şeyde çıkartacağız tamam mı oğlum? Çifte vatandaş tamam. Şeyi çıkartacağız. Dur bakayım nerede savcı bas savcım. Savcıyı da sevmişsin ha bayağı Eren. Ben anlamadım nereden geliyor bu. Sana da çok düşkün. Bas savcı sana çok düşkün Eren ben anlamadım. Bas savcım. Buyurun abi. Efendim hürmetler biz şu anda 12 bakayım sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14. 8 araç efendim. Bütün taksici cemiyeti, camiası, başkanı, ocakları olarak şu an hazırız. Motel çevresindeki durum nedir efendim? Ahval ona göre geleceğiz. Şimdi hastanedeyim ben şu anda. Bu ekipler şu an motele yönleniyorlar. Tamam. Sizin şimdi nedir? Ne yapacaksınız şimdi? Efendim biz bütün halkımızı bugün bedava olarak biliyorsunuz efendim OHAL gibi bir şey olduğu için bu kırmızı bülten geçmişsiniz. Şu an kayıtlara evet, baktım. Doğru. Şu anda biz taksici federasyonu ve buradaki cemiyetimiz umumi olarak efendim böyle anlatayım. Evet. Yaşlısınız. Devleti umumimiz için Devleti Aliye-i Osmaniye'nin kalkınması adına biz Tulumbacılar örgütü. Evet Fatih Bey şu anda ne dediğinizi anlamıyorum ama neyse evet biliyorum. Erencim gıdıklama oğlum bak ben gıdıklanıyorum. Yapma. Evet, Eren gıdıklama oğlum dur efendim sadece çok kız. Eren kızıyorum ama. Kızıyorum Eren. Savcım çok kusura bakmayın efendim. Çocuk ne yapacaksın? Efendim biz... Lan giremiyorum buraya. Efendim biz Taksiciler Federasyonu... Evet dinliyorum efendim. Taksiciler Federasyonu olarak efendim 8 araç motel bölgesine gelip bütün halkımızı bugün... Efendim biz kötü ettiysek efendim biz hiç gelmeyelim yani kusura bakmayın yani. 8 aracımın mazotunu efendim vereceğim ben savcım. Siz de teste gireceksiniz. Diyorsunuz değil mi? Efendim biz de teste gireceğiz zaten. 62 yaşına geldim zaten. Ne çıkacak ben de bilmiyorum. Ben de zaten kronik hastalık. Allah'tan sigara içmiyorum. Tamam efendim. Yani bir 5 dakika sonra gelebilirsiniz. Bir de sayın savcım ben bir şey diyeceğim. Evet. Biz şimdi bu Eren için çifte vatandaş sözünüz vardı efendim bize. Bu kimliği. Doğru. Eren'le gelelim mi? Tamam. Şu işlemden sonra halledelim. Ya savcım. Neyse ben bunu da sonra söylerim. Şimdi şey diyeceksin. Efendim biz, ben şimdi hastaneye geliyorum. Bütün adam ama motelin önünde efendim açılmayacak mı stand orada ilk? Tabii motelin önüne geçeceğiz. Ha geleyim mi ben şu an efendim oraya? Siz şöyle yapın bence çevrede gezin. Ha olur olur tamam halkımızı bilinçlendirmek adına aynen. Duyuru atalım. Doğru tamam. Bir gezin. Yok, tamam başsavcım. LSP diye söyledik bunu. Tamam tamam. Belediyeden anons da geçtik ama siz yine tabii, tabii başsavcım. Arabası olmayan insanlar tamam, var. Tamam başsavcım. Ben tek diyeceğim ücretsiz. Olur başsavcım. Hürmetler başsavcım. Tabii Fadıl Bey tabii. Tamam savcım. Sağ olun efendim kendinize tabii. İyi bakın savcım. Çok hürmetler efendim. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun efendim. Tamam, teşekkür ederim. Sağ olun. Arkadaşlar şimdi beni indi. Toparlan, toparlan, toparlan. Çabuk şey vaziyeti al. Oğlum hadi lan askere gitmediniz mi siz? İçtima düzeni. Ben bedelli yaptım patron. Allah senin ben bıdırtını versin. Amca, tamam oğlum gideceksin sen. Oğlum içtima düzeni alın. Seri içtima düzeni alın. Ben oldu üç. Sen bir tane 3, taksi 2, şey 1, 0.75. 0.70. Hah. İçtima düzeni.
Arkadaşlar şimdi bizi iyi dinleyin. Başsavcılıktan taksiciliğimize çekilen bir telgraf var. Bu telgrafta şu anda halkımızın refah düzeyi için mazot tamamıyla devlet tarafından karşılanacak. Bugün hepinizin cebine özel prim atıyorum. Söylüyorum, fiyatı açıklıyorum. 5000 dolar. Arkadaşlar alkıştasınız. Tamam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5 kere 7, 35. 6 kere 6, 36 bombayı yolda kaldı. Geç oğlum sen de. Alican mı lan bu? Evet. Herkes ezberledim. Hey maşallah yiğitlerime. Ulan ilerisi için güzel hazırlık. Maşallah 2, 4, hepsi zımba gibi anasını sattım. Tamam, güzel. Arkadaşlar şimdi beni iyi dinleyin. Bugün devletimiz için, tamam mı, mazot parası devlet tarafından veriliyor. Kişi başı 5000 veriyoruz. Çünkü sabaha kadar şimdi arkadaşlar bir gece mesaisine çıkacağız. Halkımızı bilinçlendirmek adına taksicilik örgütümüz bugün telsizden susmayacaksınız. Şuradan müşteri aldım. Müşterilerimize çok güzel, tamam mı, güzel şekilde ağırlıyorsunuz ve korona aşısı yaptırmak, korona testi yaptırmak için halkımızı bilinçlendiriyorsunuz çocuklar. Bugün taksicilik konvoyumuz hayırlı uğurlu olsun. Şimdi geliyorsunuz, şu taksilerin önünde bir fotoğraf çekilelim maskeli. Gelin bakalım çocuklar. Weasel Nefs'te paylaşılacakmış. Şöyle kamerası iyi olan bir arkadaşımız var mı? Böyle iPhone 11 tabii, olur, 31 olur. Belki Afyon hanım. Afyon mu seninki? Ben, tamam ben oğlum. Ben ilgileneyim patron. Nokia olmaz. Şöyle gelin şimdi, şöyle durun. Hah, konvoy da çıksın. Şöyle biraz uzaktan. Bana. Maskeli çıkalım çocuklar. Gelin. Aferin size. İşte bu ya. Devlet bilinçlensin. Kafamdaki hayalimdeki rol play abi. Heh, tamam güzel çocuklar. Çekin. Mark sen de kenara geç. Peynir diye bağırmayın. Maske var zaten. Güzel Faysal ulan heykel gibi yemin ediyorum. Tamam canım. Hadi bak bugün gece de oldu. Heh. Hadi canım. Tamam mı? Çektim abi. Ha, onu özelden bana şeyden WhatsApp'tan yolla oğlum. Tamam mı? Tamam, tamam. Onu savcılığa yollayacağız. Şimdi arkadaşlar kaç arabamız var? 1, 2, 3, 4. Benim aracım nerede? Evladım siz dalga mı geçiyorsun? Niye bu kadar az araç var? Patron aracı bireysel olabiliyoruz ya. O yüzden. Babacım bireysel zaten rozet geldi. Hallettik ya babacım daha demin. Evet, rozet isteyenler. Arkadaşlar rozet olmayanlar kim var savcılık kararıyla? El kaldırsın. Ben. Var mı? Taksi arabasını şu an garajdan alamayan kim var? El kaldırsın. Bakıyorum. Hemen bakın. Abi vereyim mi ben size rozet? Halledelim. Tamam, hemen içeride gidin halledin. İçeri git, içeri git. Pierre gidin araba şeyden ben halledin oğlum, bilgisayardan halledin. Tamam. Gidin. Gizli numarası. Sen de git. Reha sen de git oğlum, sen de al. Bol bol taksi gidelim hadi canım. Patron. Söyle. Tamam. Sarı sayfaları o zaman güzel geçeceğiz. Aynen öyle. Tamam. Şimdi sen slogan geç. Hatta gel var lan ikimizin resmini at, beni de görsünler. Yok. Yakışıklıyız oğlum. Ha var mı? Bakayım. Var özel ayarladım ben. Bakayım polis memuruna satılık araç. Yok bir dakika ben atıyorum. Sen at ben seni bir göreyim oğlum. Özel aferin Mark var ya, benim gözüme çok iyi girdin oğlum. Aferin sana. Çalışkan olacak. Eren. Bak gördün mü oğlum ha? Türkiye'de de böyle oğlum. Türk kültürünü getirdik buraya. Mark'ın maşallahı var patron. Mark iyi. Mark bayağı maşallah maşallah ben maşallah. Ben bu çok seviyorum. Yavaş yavaş. Şeyi seviyor musun bu arada Arda Yaren? Ne diyorsun? Nasıl bir çocuk? Parka falan götürürüm. Çok güzel güzel. Çok iyi iyi tamam oğlum aferin. Aa sarı sayfalara geldi mi? Bak bu abi benim aklım güzel mi? Dur bakacağım oğlum. Güzel güzel, fena değil. Bakayım bir, ben de atıyorum şimdi. Öyle patron. Tamam sen de bir at, seninkini de görelim. Bugün ücretsiz diye ben de hemen bir şey geçeyim. Bir de hatta şöyle yapalım çocuklar. Bekle, zaten devlet paramızı verecek savcılık. Ya sen niye arıyorsun beni? Alo? Ha aynısını ya, atmışsın zaten. Dinliyorum sis bombası. Sana bir şey diyecektim ben. Söyle, taksideyim şu an. Geçen takside misin? Yo söyle söyle konuş. Ya geçen bir konuşmuştuk ya. Neyle alakalı? Emanet mevzusunu. Aa evet evet halledeceğim onu. Şöyle yapacağız. Konuşalım istersen. Evet. Kırmızı elmas için en çok getiren oluşum sensin. Bunun da tabii ki de sana bir hediyesi olacak. Merak etme. Hem hediyesi olacak hem parası olacak. Bilgin olsun. Sağ ol teşekkür ederim. Bize sadakatini gösterdin çünkü. Benim sana bir sürprizim daha var. Ne gibi? Birkaç gündür bunun üzerinde çalışıyorum. Bunlar yani yam yam. Amatör rap yapıyorum. Hmm. Yani freestyle gibi mi? Freestyle gibi de diyebilirsin. Rap de Ne yapmak istiyorsun? Birkaç gündür bir rap yazdım. Birkaç gündür onunla uğraşıyordum. Beat arıyordum. Beatini falan buldum. Peki. İstersen emanet mevzusunu kayıt stüdyosunda sen tek gel. Orada konuşalım. Hem de orada yaptığım rapi sana dinleteyim. Hmm. Anladım. Gizli mesajlar diyorsun yani. Aynen. Kayıt stüdyosunda mı dedin? Aynen, kayıt stüdyosu. Bana bir lokasyon atar mısın? Seninle konuşmamız gereken. Motelin üstünde. Motelin üstünde. Tamam. Geleceğim. Geç geliyorum. Tamam. Hadi. Tamam, geliyorum şimdi.
mesaj vermek istiyor. Güzel rol. Ne yapıyoruz? Arkada hah, aferin size be oğlum be. Şimdi komoyu hallettim, en önde aslanım, benim. Aslanım ne yapıyorsun biliyor musun? Hastaneye doğru bir komoy yapacağız. Şöyle bir bakayım. Ha, güzel. Tamam, çok iyi. Benim araba hangisi? Nasıl bulacağız şimdi? Şimdi bu benimki. Herkes ben dikkatli vereyim, olsun. Ben vereyim istiyorsan. Dur bakayım. Yo, benim bir tane var diye. Dur şeyden anlarım, kilitten. Herkes araçlarına geçsin arkadaşlar. Güzel etkinlik yapıyorum ha, vesselam. Rol böyle olur abi. Oğlum benim araba yok lan. Arkadaydı herhalde benim senin patron. Fadıl amca koşarken abi, kilidi açamıyorsun yalnız. Benim aracı yolla. Koşarken açmayı deneme. Eren gelsin. Doğru ya, söylüyorsun gel, oğlum. Gel, sensörlüymüş. Ya da bilmiyorum. Ona kalmış. Tamam şöyle yapıyoruz. Faysal, Halik, ben, Ege aynı taksiye biniyoruz. Herkes şimdi bir geçsin bakayım direksiyonla. Amca ben. Dur bekle, halledeceğiz seni şimdi. Tamam. Herkes şu an direksiyona geçiyor arkadaşlar. Bütün taksi ekibi. İlanlar. Abi güzel bir slogan da çakalım şeye. İzle şimdi, izle. Patron Faysal Malatya'dan getirdim. Kayısılardan ikkasa satıyor arkadaşları. Biliyoruz. Öyle mi? Oo çok güzel. Oradan da para gelsin. Kayısı altın kayısı değil mi? Tabii canım. Dalından. Bir tane alabilir miyim acaba? Benim canım cebimde vardı. Ben de bir tane alabilir miyim lütfen? Oğlum sen kayısı mı taşıyorsun cebinde? Hey maşallah. Tabii canım. Yolda yiyoruz. Yolduk. Alayım. Şöyle sen de al. Daha 3 gündür cepte. Abi bu biraz kokmuş gibi. Abi ezilmiş bu biraz. Yok yok. Abi iyi ben mi? Normal ya oğlum, bir kurt da vardır onun içinde. Covid 5 kapar mı? Protein, protein bu bir şey olmaz. Oluyor. Eren? Eren ne oldu lan? Eren? Abi çürümüş kayısı yedi. Eren iyi misin? Ulan çocuğa çürük kayısı mı sattın? Ne olmuş ses? İyi misin? Kus oğlum dur. Oğlum kaldır şunu Pierre. Gel, İyi misin? Parmak at, parmak at. Allah kahretmesin ya. İyi misin Eren? İyi misin? Tamam abi. Şey tamam tamam. Eren, İyi ki varsın Eren. Eren bir şey bir şey. Canım oldu. Benim, canım benim. Tamam, iyisin değil mi oğlum? Eren o proteindir oğlum. Tamam tamam protein. Ege senin Allah belanı kurtlu mu sattın? Hadi arkadaşlar herkes hazır mı? Şimdi sessiz olun arkadaşlar. Patron. Faysal hemen geç oğlum taksiye söyle. Geleceğim. Ne oldu? En öndeki yüzü taksi. 9. Tamam. Aa 969 lan telefon. Tamam İki. Tamam. Anladım anladım. İki tane hat alacakmış da. İki hat mı? Ha. Baba onu deli olan anonim şirketi. Tamam o zaman şöyle yapıyoruz. Şimdi bütün taksi hattı. Beni dinle. Çok güzel. Bizim araba hangisi lan? Bizim taksi hangisi oğlum? En öndeki patron. Tamam. En ben öndeki. De biniyorum şimdi. Faysal beni dinle. Ege'yi al. Git hallet. Bir de bu kayıt stüdyosu diye bir yer varmış. Evet. Şurada ileride. Bu Smoke biliyorsun bize bir plaka için bir şeyler getirmişti. Almıştık. Bir rap parçası yapmış. İlla gel dinle diyor. Herhalde bir şey diyecek adam. Anlamadım. Oraya bir gitmemiz lazım. Ama ilk önce tamam. Bir motor taksiye gidelim. Oradan kayalım. Gelin. Tamamdır. Arkadaşlar gidelim, şimdi çıkış gelin. Yapacağız. Ben vereceğim şimdi. Oğlum anahtarı ver bana. Ben süreceğim. Amca ben nereye? Tamam patron. Tamam sen de bin. Atla oğlum. Hadi Eren. Biz motele geçiyoruz. Ben nereye bineyim? Tamam amca. Geçiyor. Bekle. Sen şeye geç. Ha. Hatta geç. Hat satışına. Geç canım. Gel. Arkadaşlar şimdi beni iyi dinleyin. Buradan motele doğru konvoy yapıyoruz. Telefonu çalan kim varsa üzüm müzüm. Gidiyorsunuz müşteri istediğiniz yere 1 saat. Saatinizi tutun. Ben telsizden size mesai bittiği zaman diyeceğim. Gelin. Hepiniz kişisel olarak 5000 dolar kazanacaksınız çocuklar. Baş savcımız veriyor. Çıkın yola. Ekip çık yola. Arkadakiler. Halik senin yapacağın konvoy da böyle olur oğlum. Abi konvoy bölündü. Arkadaki taksi gel. Gel. Ha. Bağlı değildir herhalde. Arkadaşlar telsize bağlanıyorsunuz. Bak arka ekip dur arkadaki dur gitme. Ekip, 62 numaraya bağlanıyorsunuz. Yoksa da beni takip edin. Evet, herkes hatta kalıyor. Gel, tamam, çok güzel. Gelin çocuklar. Müşteri aldığınızda sadece bir tane bilgi geçin yeter. Üzümden bir müşteri aldım, tamam deyin. Gelin motele. Vay vay. Biri arıyor. Amca benim bir telefonum çalıyor. Benim de çalıyor. Alo, buyurun. Delioğlu taksi. Taksi mevcut mudur? Beyefendi taksi mevcuttur ama sizin sesinize mevcut değil. Beyefendi nerede takılıyorsun? Nereye taksi lazım efendim? Ben şu an Mega Mall'ın oradayım. Hastayım da biraz. Aracı nasıl hastasınız? Yok. Beyefendi kalp bir dakika. Hastalığı. Öyle mi? Eyvah. Bir dakika beyefendi tamam Mega Mall'da abi, mısınız? Abi bir şey oldu ama. Evet. Güney tarafındaki mi? Evet. Buradayım bak. Tamam ben size 2 dakika sonra yolluyorum efendim. Aynen. Tamam mı? Eyvallah. Tamam 2 dakika sonra oradayız. Tamam iyi bak kendinize. Sağ ol. Arkadaşlar Mega Mall'a bir tane kalp hastası adam aradı. Korona olma ihtimali çok yüksek.
Oraya bir taksi birazdan yollayacağım, tamam mı? Şimdi kornaya basın. Kornaya basın. Vay şehir midir? Patron. Evet canım. Ben hat alamıyorum, haberin olsun benim. Tamam 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 tamam, hallederiz hallederiz. Bu işlerden şey koçum, Pierre bu bilgisayar işlerinden anlıyor. Kafa kıyak ama. Dur ben onu sana yönlendireceğim. Buyur abi. Ben de ilgilenirim. Oğlum yan yana çekelim, yan yana, o daha iyiydi. Bak bak, çapraz çekelim, çapraz daha mantıklı, gel. Park yerlerine çapraz çekin. Arkadaşlar şimdi bu şey bölgesinde bir adam var. İnin çocuklar siz, ben bir yere gideceğim şimdi. Şu adam ben oğlum, çok merak ettim. Tamam. Herkes taksinin başında bu şekilde beni bekliyor. Herkes sarı ilanı atsın bedava taksi diye. Atın. Numaranızı görsünler. Bizden bir görüntü alırız. Çok güzel olur efendim. Buyurun afiyetle. Tamam. Oo ne güzel giymiş. Yemez. Başsavcım hürmetler. Tebrik ediyorum gerçekten. Efendim şu anda galiba acilen benimle birlikte bir doktor gelmesi lazım. Bizi şu an bir beyefendi aradı, kalp hastasıymış. Sesi inanılmaz kötü. Korona olma ihtimali çok yüksek. Bu güney yakasındaki mega mall'da efendim. Yani benim de şu an sağlık sıkıntım var. Lütfen tamam. Gelirse bir doktor gelirse çok sevinirim efendim benim değil taksiyle. Bir kişi hocam gelirse efendim. Buyurun ya gelin. Hocam. Buyurun gelin efendim. Alo Bekir. Abi, bak canım şu an motel tarafına gel. Tamam mı? Evet. Şu an korona patlak verdi oğlum. İnanılmaz kırmızı alarm ilan edildi şu an devlette, başsavcı. Evet dikkatli ol, mask. Korona virüsünden kaçtım, yine mi denk geldi burada? Ya denk geldin. Şimdi sen gidiyorsun kıyafetçiye, hemen bir tane maske takıyorsun. Bizim bütün cabbar, mabbar, reha motelin önüne gel. Hadi kapattım. İsmail oğlum. Efendim isminiz neydi? Hay canım. Beyefendi sizin isminiz? Benim Fadıl efendim. Ben Emirhan. Emirhan, Emirhan Arıcan. Efendim doktorum yani beni aradı, inanılmaz, ben dedi arabayı sürecek halim yok, kalp hastasıymış. Ben de hemen aklıma siz geldiniz, hemen doktorlara şey yaptım. Hiç sıkıntı yok. Ben hemen götürüyorum efendim size. Şu rol için lütfen. Koronada bugün çok dolu kötüydü. Bir beğeni. Hiç yani, anlaşmalı rol yok. Şu an hepsi doğal gelişiyor şey, size yemin ediyorum. Böyle bir server var mı abi? Buyurun ya gelin ya. Savcılık, IMS, devlet kademesi nasıl? Bu olur mu? Allah'tan yanımda doktor var. Beyefendi aman, iyi misiniz? Doktor sizden daha kötü halde. İyi misiniz? Tamam iyiyiz, iyiyiz, sağ olun beyefendi. Kusura bakmayın, tamam. Kusura bakmayın. Doktor bey bunlarla çok çakılmayın, burası çok pis mahalleler. İyi misiniz efendim siz? Allah kahretsin, dur başıma bir şey, evet. Ulan hafif bir kanadı ya, Allah kahretsin ya. Nasıl geliyor öküz herif. Neyse tamam doktor bey, ben hemen sizi atıyorum. Bu role, tamam, bu role 2000 beğeni abi. Buyurun. Bu mahallelerin ne çok var güzel. Efendim? Efendim bu mahalleler valla ben de bilmiyorum, buraya zaten taksi çok yollamıyorum da beyefendi şurada kim acaba? Sesi çok... Beyefendi siz miydiniz? Evet. Bir dakika beyefendi, iyisiniz değil mi? Doktor Allah. Aman aman. Doktor bey ne yapacağız acaba? Fazla maskeniz var mı? Fazla maskeniz var mı? Bir tıbbi maske yerden tamam. Vardı. Ben, tamam beyler, bir dakika. Baylar korkmayın, bende sıkıntı yok. Ben kalp rahatsızlığı tamam, beyefendi, beyefendi bakın tamam kalp hastasınız ama şu anda biliyorsunuz ki şehirde bir Covid-5 vakası görüldü. Görüldüğünden dolayı sakin olun, kalp kronik hastalığınız olduğu için sıkıntı olabilir. Bende de çünkü astım var. Söyleyin. Beyefendi şöyle söyleyeyim, ben çıkalı zaten 1,5 gün oldu, ben içerideydim. 28 yıldan beri. Öyle mi? Ay vah eyvah eyvah. Efendim bir işaret atar mısınız? Taksiden, navigasyondan, hastane. İsterseniz motel önüne götürelim daha iyi olur. Çünkü bütün cerrahlarımız orada. Ne dersiniz? Aslında orası daha orası daha mantıklı. Tamam biz direkt motel bölgesine doğru. Ama bu arkadaşa şey yapamayız. Beyefendi isminiz neydi? Benim ismim Boğaçan. Bu adam gidecek. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Şimdi doktor bey efendim yapmayın, bakın ben sizi sakinleştiriyorum. Sizin beni sakinleştirmeniz lazım. Şu an ne yapalım? Bütün cerrahlar, bütün Lütfi bey, Kuzey bey, Güney bey hepsi şu an motel önünde. İsterseniz direkt oraya götürelim. Oradan ambulansla sizi sevk edin. Öyle yapalım, evet, daha iyi olur. Arkadaşlar müşteri var mı şu an? Evlat, şu an arkadaşlar Megabon bölgesinden büyük ihtimalle Covid tipi bir hasta aldım. Şu an motel önüne doğru geliyorum. Hocam, Lütfi hocam bir bakar mısınız çabuk? Efendim çok hızlı efendim, çok hızlı Lütfi hocam. Hocam çok kritik bir vaka, Allah. Buyurun efendim. Çok kritik Aktör bir vaka. Bulaşabilir falan. Dikkatli olalım. Beyefendi ikişer 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 ikişer. Evet. Gerekli işlemleri takip etsin. Evet arkadaşlar lütfen bana Vice Veliko konuşuyor. Operatör doktorunuz. Burada olan arkadaşlar ve diğer bölümde olan arkadaşlar da gerekli açıklamayı yapmalısınız. Karşıya gidin, karşıya gidin çocuklar.
Lütfen sakin olalım. Sakin. O yoldan sakin. Geldi o rezil olmuş grip grip. Burada bir ya açıklama bu yapmak beyefendi. İstiyorum. Bekir gel buraya. Bekir gel buraya. Gel buraya. Geri zekalı herif. Gel buraya. Oğlum sana maske takıp gel demedim mi ben? Abi ben inanmıyorum lan. Ben çip takacağım. Ne inanmıyorum? Oğlum neyine çip takacaklar? Abi ben inanmıyorum. Neyse dur tamam. Çok önemli bir işim çıktı. Şu an geliyorum. Tamam. Tamam. Şu an çıktım geliyorum. Tamam bekliyorum. Baba bir şey diyeceğim. Faysal. Faysal. Bizim arabayı al hemen. Çabuk. Faysal oğlum bu halde. Bu kayıt stüdyosu nerede? Hemen gitmemiz lazım. Simon işini halledelim. Çabuk. Bu adamlar aldı mı iki tane hat? Çabuk çıkart beni buradan. Çıkart. Bir saniye. Kayıt stüdyosuna. Kayıt stüdyosuna. Bırak şimdi Elroy ile uğraşamayız. Dön. Arkadaşlar şimdi 2-3 tane araç çıkış yapsın gönüllü olarak, tamam mı? Yolda gördüğünüz meslek alanlarındaki herkesi bilinçlendiriyorsunuz. Hadi oğlum 1 saat yine 5000 dolar alacaksınız. Boru mu? Hadi canım. Bildiğim kadarıyla burasıydı. Tamam gel. Bunun bir derdi var. Dikkatli ol, tamam Faysal. İçeride her an bir iş olabilir. İmanet çaktırmadan. Yok, yok şu an çekme. İçerideyken çek ama. Anlaşıldı. Neresi? Hiçbir fikrim yok. Daha önce girmemişim. Arabaları demek burada. Nerede lan bura? Arayayım şunu dur. Nerede? Şurada. Ha ha yürü yürü burası burası. Gel gel. Burası kayıt stüdyosu lan. Ne lan bu? Bura neymiş lan? Oha. Oh. Ha buraymış. Weasel'da da böyle bir yer vardı. Ne olur ne olmaz reis. Artık kayıtları silerler, yapacak bir şey yok. Şşş, gel gel. Silahlı dur da. Baylar burada mısınız? Faysal dikkatli ol lan. Ha buradalar, gel. Oha mekana bak. Olay var. Geçiş nerede ki? Bunları bir iş çeviriyor. Boylur nasıl geçeceğiz? Giriş giriş şuradan. Şuradan şuradan. Sesi duymuyorum ama. Ben siz Ali. Ha şurada bir kapı var. Bunlar niye buraya gelmiş lan? Buyurun. Eyvallah baylar. Baylar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi olmaya çalışıyoruz. Hayırdır? Öyle rap biz genelde geliyoruz buraya da. Ara ara böyle birbirimizle atışıyoruz, kapışıyoruz. Siyah ortamları seviyorsunuz yani. Aynen. Güzel. Karanlık. Neler hatta yaptınız en son? En son bugün bizimkiler bir kuyumcu soymuş herhalde. Hı hı. O yani başka bir şey yok. Yani zaten biz bu aralar göze battığımız için hani uzak duruyoruz beladan. Tek yaptığımız soygunlar oluyor. Onlar da günlük bir defa falan yapıyoruz. Fazla göze batmamak için. Güzel. Güzel. İyi. Siz ne yapıyorsunuz? Biz iyiyiz. Taksicilikle uğraşıyoruz. Olabildiğince devlet kayıtlarından gizli gizli bilgiler almaya çalışıyoruz. Anladım. İyi. O zaman ilk bir parçanı dinleyelim Smok. Bana bir yiyecek lazım ya. Yiyeceğiniz var mı hiç? Gel. Biraz eğlenelim bakalım. Yalnız bu rap hiçbir yerde paylaşmadım, paylaşmayacağım. Bu sadece sana özel yaptığım bir parça. Hani burada buradan dışarı çıkmayacak bir parça. Eğer bu duyulursa sıkıntı olur yani. O derece mi diyorsun? O derece. Benden duyulursa bir şey olur mu? Yok, senden duyulabilir ama hani tutup da bunu başka birine anladım, söylemedim. Anladım. Tamam. Bu parçanın içinde sen de varsın. Dinliyoruz Smok. Müşteri arada. Tamam, başlıyorum. Adam etkinlik yapmış ki. Anlaşıldı mı? Anlamadım. Müşteri almaya gidiyorum ben. Müşteri aradı. Ben yeni uyandım şimdi. Bilmiyorum. Canlı söyleyecek herhalde.
Falaka sadaka adama kor, rapi kafan alamaz boş. Yine de bakamaz rakama koş. Adamı bana bir fakala dol. Hayatın üstünde lavabo bol. Seni göremedim ama bak, daha da kurtar. Yeah, kendini yaptın ama bak, tekten gibi tarzın burada. Yeah, pardon rapçi, olacaksın. Sen de cepçi, adamım gördüm sana verdim. Burada ise, bak sen bir eksi. Mikrofon, kendini, siksafon. Sen bir kainat kurusun, o da burada psikopos. Nasıl bir ritim olacaktı, bu git defol. Rap yapamazsın, seni siker de bir efor. Sana bir de sır vereceğim, sesin kısık geliyor. Sikim Piner, mikrofon, hey rapçi. Çektiğimde geleceksin, adamdaki eksi. Yine baktım, kopitlesin, flowlarım seksi. Sen gelip de eksil, rap yapmasan veksin. Burada ise geldin bence keksin. Sikim örümcek ağı, mesleğin tekstil. Ne oldu lan, havadaki rapçi. Yine geldim, burada ise adamları cepçi. Geldim sana ben dertleri buldum, yeah. Hayatı yaptım ama burada ise kurgu. Dedi ki, bana gelip dur uza. Adam benziyor lan, sikilmiş bir kunduza. Sikeceğim lan, kul tuzak, yeah. Daha devam ediyor bir saniye. Beat'i biraz bunlar sadece hızlı. Sokakta duyduğum güzel, kelimeler. Güzel. Güzel olmuş. Cidden. Daha senin bölümüne gelmedim, bekle. En merak ettiğim yer ya. Olmuyorsa sana geldim yapan derdi. Bu adam mı atan derbi? Koçum, benim sadakatim kadar şerefin olsaydı ben de sana bugün bakıp adam derdim. Yaşlı kurt dedi ki bu elmayı al, gittim pidinin elinden her şeyini aldım. Rap bir gelenek, bu geleneğe uymayana Tayga yön verecek. Yaptığımız işin arkasındayız, durduk yere biz kimseyi soymayız. Blank Gang tarafını belli etti. Yaşlı kurtu arkasına alarak pidileri sikti. Yeah bitch. Kurt legallere çam ağacını dikti. Bu benim çok sevdiğim bir lirikti. Herkes pidilere karşı çok birikti. Tayga'nın tek sorunu her şeyi bilmekti. Bu rapi burada bitiriyorum. Yaşlı kurtu dinlemeyeni yatırıp sikiyorum. Yeah. Wow. Güzel. Burayı bağlayamadım. Beat bulamadım ya. Güzel güzel ben, güzel. Cidden güzel. Beat çok agresifti ya. Ben de biraz bir şeyler aslında canlandı da. Evet evet. Güzeldi ama güzeldi. Güzeldi. Bir gün kapışalım istersen. Atalım. Edebiyatım iyidir ve selam. Atabiliriz, sorun yok. Tamam. Şimdi Smoke bir şey diyeceğim sana. Şimdi biliyorsun ki genellikle bizim gibi gizli kapaklı takılanlar, işte devletten birazcık daha üstü örtülü şekilde çalışan adamlar, arkasında iz bırakmayanlar, ki sen de öylesin. Silah kullanımın bayağı iyi. Arkanda bir iz bırakmıyorsun. Aslında böyle bir mekan için işletme olabilir sana. Çok iyi olur. Ne dersin? Her gün burada rap freestyle'ler başlatırım. Freestyle şeyleri başlatırım zincirlerle. Mantıklı. Güzel olur. Güzel ve tarzınıza da yakıştığını düşünüyorum. Yani bilmiyorum, benim gibi bir yaşlı kurt için size bir öneri. Yoksa seve, sen seve yapacağın şeyi bilirsin. Siz seve, pis seve sokaklarda yaşıyorsunuz. Benlik yer değil onlar. En azından şu stüdyoda yatarız ya. Yani ben malikanemde pro içerken senin şarkılarını dinlemekten mutluluk duyarım diye düşünüyorum. Ya ben amatör bir rapçiyim. Ama daha profesyonelleri de vardır illa ki. Ha tabii ki. Tabii ki. Bu emanet mevzusunda isteğiniz neydi? Bize bu zamana kadar 4'e yakın kırmızı elmas getirdiniz. Evet. Bu bir güzel bir şey. Bir tane daha var da o bizim Sava'da, o da gelecek. Yani şunu söyleyebilir miyim? Yani şehirde en çok çalışan oluşumlardan bir tanesisiniz. Bu güzel bir şey. Sağ olun. Güzel bir ya, şey bu. Faysal, su ver bana. Biz genelde normal legal iş yapmayı sevmiyoruz ya. Hmm. Legal iş yapmak bize keyif vermiyor. Ya bizim işimizde biraz aksiyon olacak. Ya biliyorum. Aksiyonu zaten biliyorum. Sadece devlete karşı kendi yüzünü legal bir meslekten gözüktürebilirsin diye söyledim. Bu sadece bir öneri. Sana kalmış. Ha, yaparsın onun için, yapmazsın. Evet, onun için çok gerekli zaten öyle bir şey. Yaparsın yapmazsın. Bu benim umurumda olan bir şey değil. Sana kalmış. Seve seve yapalım. Şimdi şöyle yapalım. Savcılıkla çalıştığım bir taksici işi var, bu bir saat. Faysal gel. Efendim. Smoke'ları, bu bizim iki tane hat satılacaktı arkadaşlara, verildi mi o? Onları verdim. Ha tamam. Tamam güzel. Smoke'ları saatimiz kaç? 21:20. Tamam. Evet. Faysal. Bunlar 4 tane kırmızı elmas getirdi. Evet. Bugün biliyorsun 12 tane silah veriliyor. 12 stoklu. Arkadaşlara sizin para durumunuz ne arkadaşlar? Biz hani genelde hep soygunlara gittiğimiz için ve soygunlarda sürekli harcama yaptığımız için, bu satış yerlerinde bulmadığımız için hep cepten yedik. Şu an çok fazla bir paramız yok. Ot bölgelerindeki bir bulma falan yok mu sizde? İş alamadınız mı?
Ya var da biz hani genelde akşamlar oraya gittiğimizde genelde gitmek istemiyoruz ya. Genelde çok sıkıntılı şeyler oluyor. Hmm. Beladan da uzak duruyoruz. Parası bayağı artmış, bilgin olsun. Bayağı hem de. Gider yaparız o zaman. %100'lük bir artış olmuş. Yani sen bilirsin, benim için sana bitiyor. Neyse. Faysal, bu arkadaşlara evet, stoğumuz 12 ama 12 tane değil, 9 tane silah vereceksin bugün. Anlaşıldı. Kırmızı elmas benim için ne kadar değerli biliyorsun Faysal. Bayağı bayağı değerli. Şimdi biz şöyle düşündük. Kuyumcu artık hani bizim için bir çocuk oyuncağı haline geldi. Biz iyice uzmanlaştık o konuda. Biz diyoruz ki hani daha büyük bir şeye imza atalım. Atacaksınız. Ekipçe. Atacaksınız. Şimdi dediğim gibi sadakatinizi gösterdiniz ve kırmızı elmasları bize getirdiğiniz için ben bugün 9 tane silah size hibe edeceğim. Ve yeni getireceğiniz, eğer cebinizde bir para varsa da, 12 stokluk silah da size satılacak. Çünkü 4 tane sayı güzel bir sayı. Farklı mı? Farklı. Normalde bu bir gecelikti. Ben 9 taneyi getirdiğin kırmızı elmaslar için sana hibe ediyorum. 12 tane daha almak istersen Faysal burada alırsın parasıyla. Nasıl? Tamam. Ne kadar da 12 tanesi? Bence güzel bir anlaşma. 12 tanesi. Tanesi 3000'den. 3000'den 36.000 mi yapıyor? Evet. Gençler çıkar mı sizden? Nick, sen yani de vardı. Sen Faysal'ı ararsın. Eksikten bahsediyoruz. Faysal'ı ararsın. Ege biz gidiyoruz. 36. Faysal, hat işi sende. 2000 var. O iş bende. Telefonlarını al. Eğer para yetişiyorsa onları al. Ama 9 tanesi yok, verilecek. Yetiştiririz. Tamam, sen şimdi buradan çık Faysal. Gizli yollardan, tamam mı? Bizim tırla 9 tane silahı arkadaşlara teslim et. Anlaşıldı. Biz nerede bekleyelim? Mahallede mi? Rap güzeldi, güzel. Faysal, mekanı, lokasyonu sen tercih et. Nereden çıkacağız lan Ege, girdiğimiz şuradan yere? Şuradan patron gel. Ulan hava atacağız diye proyu yuttuk. Adam bana rap parçası yazmış lan. Vallahi iftar kesildi. Küfürlü müfürlüydü de ne diyeyim ulan, kendi terbiyesizliği, ben ne yapayım? İşte ne diyeceğim patron? Bu işler böyle, bugün sen yarın ben, hadi koşalım. Taksi attı, ne yaptınız? Patron ben 2000 lira aldım şu ana kadar. Çok güzel oğlum, aferin, bedava aşın olarak. Oldum. Tamam, aşın oldun mu? Tamam, ben de geliyorum aşın olmaya şimdi. Patron aynen seni bekliyoruz motorun. Geliyorum, 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 geliyorum. Çok önemliydi bu iş. Hemen bir vergi işimi hallettim. Sizi bekliyoruz. Geliyorum. Oğlum çok mu özlediniz lan beni? Vallahi özledim. Dur oğlum. Geri çek, geri çek, geri çek, geri çek, geri çek. Devam et şeyden, çocuklara söyle çıkarsın seni oradan. Devam, patron gel. Malikane Dalkan abi bekliyor. Boş ver onu. Sen beni hemen otele at. Acil gitmem tamam lazım. Faysal, Alkan şeydeymiş oğlum. Benim evin önünde. Çocuğu bir al be, sana zahmet. Alacağım, alacağım. Taksi, ah tamam. Taksi durumumuz için şimdi hemen bir şey yapacağım. Rapor isteyeceğim. Geldim çocuklar. Bekle, yavaş. Güzel. Taksinin başında bekleyin. Erroy. Fadil amca bir şey diyeceğim. Allah dur, maskeyi takalım lan, vallahi kafamızı yerler. Fadil amca. Söyle. Aleykümselam. Söyle. Babam nerede? Gözlüklerim şey oluyor. Kim? Ha, baban, babam geliyor şimdi. Sen geç karşıyordun, karşıda bekleyin. Efendim Başım lan. Doktor bey, ben aşı olmaya geldim de. Gerçi efendim, koronavirüs testim daha yapılmadı. Özür diliyorum efendim. Daha yapılmadı. Nerede yapacağız efendim? Efendim buyurun efendim. Bekir Bey. Tamam buyurun efendim. Hemen bir efendim, benim korona testi. Tamam. Hatta belki kameralara şey yaparız. Patron çok ben de bir müşteri aldı beni. Ben müşteri almaya gidiyorum. Tamam. Buyurun. Evet evet evet, doğrudur doğrudur efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Buyurun, bir testi yaptıralım isterseniz. Bakalım duruma göre. Efendim kaç saatte çıkıyor bu testler? Fadıl Bey şöyle yorulduk. Şöyle bir sistemimiz geliştirildi bizim. Ve en başta Paşa Bahçe. Paşa Bahçe diyorum, affedersiniz. Paşa Bey. Nasıl Paşa. Güzel bir isim koyduysanız. Paşa Vak. Paşa Vak. Sizlere memur bey, şu memur gidip Bekir Bey telefon etseniz. Bu bizim vücudumuzda duruyor. Aynen. Bu yeni bir sistem. Tamam, Bekir çok troll ya. Evet. Bu sistem sayesinde diğer gün bize PCR testi için başvuruyorsunuz. Tamam. Biz sizlere PCR testini yapıyoruz. Tabii. PCR testinde herhangi bir olumlu bir yani negatif çıkması ümidiyle giriyoruz. Ki yüksek ihtimal PCR testinde Paşa Vak olmuş arkadaşlarımızda %86 kadar bir başarı oranımız var. Bu tabii hayvanlar üzerinde ve gönüllü arkadaşlarımız üzerinde. Çok iyi efendim. Beyler, çok iyi. Bu yaptığımız sistem daha sağlıklı. Nereden yani memurum? Şöyle bir şey oluyor. PCR testini bekledikten sonra aşı vurmaktansa aşıya başvuruyoruz. Tabii. Vücutta COVID'i öldürüyoruz.
öldürdükten sonra PCR testini, son kontrollerimizi yapıyoruz. Eğer olası bir tekrardan... Çok özür dilerim efendim. Başsavcımız arıyordu. Açmazsam... Memur Bey. Başsavcım. Evet, Motel Nord... Efendim şu an korona testi için doktorumla konuşuyordum da. Motelin önündeyim efendim. Anladım. Evet, evet, evet. Siz neredeydiniz efendim? Biz de Eren Delioğlu ile birlikte Luna Park'tayız. Nasıl? Öyle mi? Başsavcım, size zahmet oldu. Siz niye götürdünüz efendim? Yok, çocuğu başıboş gördüm Fadıl Bey. Güvenliğini sağlamak için iki tane korumamla çocuğu şu anda dondurma yemeğe getirdim. Evet. Tamam başsavcım. Peki, çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz efendim. Çok sağ olun. Rica ederim Fadıl Bey. Sağ olun efendim. Ben arayacağım size. Yani evet. Tamam. Tamam. Tamam efendim. Beyefendi ya çizgi. Dedim ki Fadıl Bey. En başta isterseniz paşa bak. Olur. Sizlere enjekte edelim. Olur. İçerisinde herhangi bir şikayetiniz yoksa kesinlikle PCR testi yaptığınızı... Arkadaşlar... Beyefendi. Oğlum. Bekir. Oğlum maskeni tak gel. Ya abi bu Bekir de demiyor ya. Covid'e inanmıyormuş ya. Kusura bakmayın biraz ses efendim, kalabalığı. Efendim, efendim benim şu iğneyi vurun ben gideyim ya. Tamamdır, buyurun bir numaralı yer alın. Tabi. Evladım siz karşıya geçin. Halikçim bak. Hocam siz evladım, bir şey alın. Canım ciğerim bak. Ben aşı olmaya gidiyorum değil mi Halikçim? Bizim sosyal çocukların hepsini buyuruyor. Sosyal mesafe uygun bir şekilde karşıya geçer misiniz evladım? Bak şurası. Bak. 45 yaşında çocuksunuz oğlum. Hah geçin canım. Efendim Bekir Bey'i tutuklayacağım buraya giderse. Vays hocam. Sağ olun doktorum. Efendim kolay gelsin. Buraya mı oturuyorum efendim? Tamam buyurun. Evet, şöyle kolay gelsin. Buyurun. Kolay gelsin doktor hanım. Şimdi hoş geldiniz. Şöyle ambulansa oturabilirsiniz. Serenius evladım. Kişinin efendim, kaydını hocam. Alalım en başta. Tabii. İsim soyisim yeterli. İsmin soyisim. Fadıl Delioğlu efendim. Tamamdır. Kolunuzu açabilir misiniz lütfen? Tabii ki. Şöyle. Böyle omzunuzu da geri çevirin. Tamam. Bu sırada işlemler gerçekleşirken ben sizlere bu yan etkilerinden bahsedeyim. Tabii. Lütfen telsizi rahatsız etmeyelim. Vallahi arkadaşlar korona testi oluyoruz. Telsizi kapattım. Vereceğim bilgiler dahilinde. Arkadaşlar sessiz olur musunuz? Lütfen görev içerisinde böyle şeylerle konuşmayın. Kaldığım yerden devam edeyim. Yan etkilerinden bahsetmem gerekirse bizim karşılaştığımız tek yan etki yorgunluğun şu anda gelme sebebinin dediğim gibi COVID virüsünü bulaşanlarda daha çok görmekteyiz %70'lik bir kısmında. Evet. Aşı sonrası yaşayabileceğiniz tek yan etkileri genelde klasik yorgunluk ve baş dönmesi. Tabii efendim. Bunları da bizlerin tekrardan hastaneye gelip sizlere verebileceğimiz antibiyotik ve baş ağrısı ilaç. Bekir Bey tutuklar mısınız? Memur Bey bence tutuklayın artık onları. Baş ağrısı. Baş ağrısı ilacı. Derin bir nefes alabilir misin? Tabii efendim. Tamamdır, geçmiş olsun. Çok sağ ol. Pamuğu bastıralım lütfen. Tabii. Böyle bilekliği takabilirim. Efendim çok sağ olun. Vallahi hiç de acımadı ya, korkuyorduk ama. Sinek ısırı. Çok sağ olun. Çok sağ olun doktor hanım. Çok teşekkürler. Elinize kolunuza sağlık. İyi günler. Çok sağ olun. Sağ olun. İyi günler efendim. Herhangi bir ağrı teşkil tamam. Ederse tekrardan. Tamam efendim ben tabii ki. Çok sağ olun efendim, hürmetler. Allah zeval vermesin inşallah. İyi çok sağ olun. Oy Fadil amca. Ne oluyor lan? Fadil amca. Söyle. Sen de mi oldun aşı, biz de olduk. Ben de oldum. Tabii ki de olacaksın. Dede var işte dede. He o mu dede? He o korona. Kim? Ben de. Yok ya. Korona değildir ya, korona değildir oğlum, korona değildir. Alo buyurun Delioğlu taksi. Neyse, hadi bakalım. Arkadaşlar herkesi şey yapın, saat 10'da taksi dükkanında buluşuyoruz tamam mı? 22.00 priminizi vereceğim oğlum. Tamam mı? Bilginiz olsun. Hadi bakalım. Beni şimdi bir rahatsız et... Seni mi? Tamam ben bir telsizden çıkıyorum geleceğim. Şey, Alkan amca. Bakın çok ses var. Efendim burada ne oldu? Hatırım. Söyle. Şu köşeye gel. Abi. Vuralım savcıyla konuşacağım dur. Ege abi. Şey arar mısın? Babam Faysal'ı yani. Efendim. Başsavcım neredesiniz acaba? Eren'i gördüm ben. Evet yanınızdayım, bıraktım kendisine. Kapatıyorum. Ha gördüm sizi. Tamam efendim buyurun gelin. Başsavcım. Dinliyorum Fazıl Bey. Efendim ya size de zahmet oldu ya. Şey yapmışsınız, bir anda çok acil bir işim çıktı. Yani Fadıl Bey çocuk
maçı boş sokakta durur. Doğru gibi. Doğru. Efendim. Yani içi tabii. Var, kopuğu var, uğursuz var. Çok doğru, yalnız doğru. Gördüm. Efendim çünkü taksiyi şey yapmak zorundaydım. Çocuğu ben zaten motele bıraktım efendim. Aşımı doldum bu arada. Bilginiz olsun. Bütün taksi durağındaki çocukların hepsini aşılattırdım. Şu ana kadar da 22 tane halkımızı, vatandaşımızı motel bölgesine getirdik efendim. Çok teşekkür bedava ederim. Olarak. Çok şimdi teşekkür savcım. Ederim. Şimdi çocuklar tabii biraz tak karnına ya. Böyle devlet olarak efendim prim mi verseniz acaba? Olur. Kişi başı olur. Şöyle bir devlet olarak şimdi ben bu çocukları çalıştırıyorum. O zaman şöyle yapalım Fahri Bey. Taksi durağına çocukları çağırın. Tabii. Ben devlet olarak bir bankadan tabii. Çantaya bir çekim yapalım, para çekimi. Tabii. Tamam başsavcım. Tamam biz hallederiz ya, konuşuruz. Yapalım, konuşuruz başsavcım. Ya tamam. Biraz çok şey oldu böyle, bir aşı oldum ya, midem bulandı. Her yerden de bir ses geliyor, başım ağrıdı. Sağ olun efendim, hürmetler diliyoruz. Sağ olun, var olun, saygılar. Rica ederim efendim. Sağ ol, rica ederim. Sağ ol. Siz burada mısınız? Gidiyor musunuz? Ben buradayım efendim. Ha tamam. Tabii buradayım efendim. Sağ olun. İyi günler. Tamam. Oha bu aracı nereden bulmuş bu? Vay tırrek. Dur bakayım. Fadıl amca. Hay senin Fadıl amcana. Gel oğlum. Ha. He. Dur bir dakika ya, yanlışlıkla. Ben şey Efendim bu aracın sahibisi misin? Faysal. Yok efendim ben değilim. Faysal baba bir arayabilir misin ya? Neden? Beni arıyordu. Başkasıyla konuşuyormuş. Ben de açamıyorum oğlum. Sıkıntı var onda. Neyse. Arkadaşlar bu bölümü bitirelim. Çok güzel bir bölüm oldu. Cidden mükemmel bir bölüm oldu. Buyurun gelin arkadaşlar. Herkesi bekliyoruz. Harikasınız. Süpersiniz. Muhteşemsiniz. Süper. Harika. Harika efendim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.